Selamlar herkese. Ed Başlık Şehit'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kampüs gezilerimize devam ediyoruz. Kanada'da, Toronto'dayız. Bugün farklı okullarımızda Toronto School of Management sorumlu süren yapacağız. Okul olanaklarından ve imkanlarından size bahsedeceğiz. Kampüs turuna başlayalım. Evet, kampüs turumuza başladık. Kampüsümüzün ilk katında kafetisom olarak adlandırılan bir kafe var. Öğrenciler burada sosyalleşebiliyorlar, bilgisayarda ödevlerini halledebiliyorlar. Bu şekilde öğrencilerin sosyalleşebileceği, öğrencilerin aynı zamanda kantin imkanlarından da yararlanabileceği, yiyecek içecek hesaplarına yararlanabileceği bir yer. Gayet güzel olarak depo edilmiş. You can now cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore. Evet, bina ilgi kampüs turumuza devam ediyoruz. İlk aşağıda öğrenciler için çok uygun fiyatlar veren kafetisomu gezdik. Şimdi de Toronto School of Management'ın ofislerinin ve sınıfların olduğu katı gezeceğiz. İlk girişte böyle bir resepsiyon var. Okulu geziyoruz. Okuldaki bölümlerden de size bahsetmek istiyorum. Toronto School of Management lise sonrası eğitim programları sunan bir kurum. Lise eğitiminden sonra lise diplomasıyla katılabileceğiniz undergraduate dediğimiz programlar sunuyor. Sizi iş hayatına daha iyi hazırlayabilmek için tasarlanmış programlar. Business Management alanında bir programa katılabilirsiniz. IT alanlarında, siber güvenlik alanında bölümler var. Dijital marketing bölümü var. Eğer turizm otelcilik mezunuysanız veya bir geçmişiniz varsa veya bu alanda eğitim almak istiyorsanız yine turizm, hospitality ile alakalı bölümler mevcut. Aynı zamanda TUSOM şu an sunmuş olduğu fiyat ve promosyon itibariyle de Türk öğrenciler için gayet iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Şu anda iyi fiyatıyla beraber de TUSOM'un kayıt olan öğrencilere eğer gerekiyorsa İngilizce dil desteği verdiğini söylemek isterim. TUSOM size şu şekilde promosyon sunuyor. İsterseniz İngilizceniz yeterliyse %20 ekstra bir indirim alabiliyorsunuz. Eğer İngilizceniz yeterli değilse, İngilizce eğitim almak isterseniz bu promosyonu bu şekilde kullanmak isterseniz 8 hafta online sürecek Language Gallery okulunun, eğitim kurumunun vermiş olduğu eğitim ücretsiz olarak katılabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu programların da biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bu programlar genel itibariyle sizin az önce söylediğim gibi kariyerinizi geliştirmekle amaçlanmış, tasarlanmış programlar. Programlarda ilk olarak akademik eğitim veriliyor. Akademikte eğitimden sonra teorikte öğrendiklerinizi pratiğe dökme şansı sunuyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Bir dijital marketing programından örnek vereceğim. Mesela 51 hafta olarak dizayn edilmiş bir program. 24 haftası sınıfta olacak şekilde, eğitim alacak şekilde geçiyor. Bu süreden sonra artı 9 hafta bir break var. Bu programla beraber çalışma izniniz olduğu için dersinizin olduğu haftalarda haftalık 20 saat. Fakat bu breaklerde full time haftada 40 saat çalışma izni yakalayabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Bu 51 haftadan kalan kısımda ise co-placement dediğimiz sizin artık öğrendiklerinizi pratiğe dökme. Yani dijital marketing alanında bir işte çalışma fırsatı sizlere sunuyor. Birçok bölüm var. Siz de kendinize hangi bölümün daha uygun olduğunu öğrenmek istiyorsanız lütfen ofislerimizi arayın. Uzman danışmanlarımız size hangi bölümün daha iyi olacağını söyleyecektir. Hadi devam edelim. İmkanlarından bahsettik. Burada da Toronto School of Management'ın burada size sunmuş olduğu kariyer servis ofisinin çalışma sonuçlarını görüyoruz. Burada birçok event paylaşılmış. Örnek veriyorum işte Japon firmalar burayı ziyaret edecekmiş. Bunun anlamda bir fuar olacakmış. Buradan onun duyurusu öğrencilere yapılmış. Burada iş imkanlarının dışında da şöyle bir workshoplarının duyurusu da var. İşte CV nasıl hazırlanılır, işverenle nasıl bağlantı kurulabilir, bununla alakalı kullanabileceğiniz platformlar nerelerdir, bunlarla alakalı size birçok bilgi veriyor. Buraya mutlaka öğrencilerin göz atması gerekiyor. Yani TUSOM kariyer servisi bu anlamda gerçekten güzel çalışıyor. Burada da Toronto School of Management'daki her öğrencinin aylık schedule'ı belirleniyor. Bunlar tabii arkadaşlar size online olarak paylaşılıyor fakat okulları burada yine sizinle bu şekilde paylaşıyorlar. Okulların yaptığı sosyal aktiviteler var. Mesela burada monthly activities diye aylık bir aktivite planı paylaşılmış.
İşte Niagara Falls'a bir gezi düzenleniyor, beyzbol maçına bir etkinlik düzenlenmiş gibi gibi birçok aktivite var. Bu aktivitelerin bazıları tabii ücrete tabi oluyor. Bir kısmı okul karşılıyor, bir kısmı öğrenci karşılıyor. Bu şekilde her ay değişen aktiviteleri isterseniz katılabilirsiniz. Turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Kampüs turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ederken şu an bulunduğumuz katta TUSO'nun biraz yönetim katı diyebiliriz. Bu katta neleri bulacaksınız? Bu katta muhasebe, finans, öğrenci temsilcileri, akademik ofis, computer lab'lar var. Yani iyi bilgisayarla alakalı ders veya işleriniz olduğu zaman genelde bu kata geliyorsunuz. Bu katta gayet güzel dizayn edilmiş. Öğrenci için. Kampüs turumuza devam ederken yine aklıma gelen bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer TUSO'da siz de bir eğitim aldıysanız ve bundan sonrasında bir postgraduate, bir master degree gibi bir planınız varsa Toronto School of Management'ın partner olduğu, hatta aynı binayı kullandığı, şu an yeni bir kampüs açıldı, oraya da gideceğiz. Niagara College Toronto'ya buradaki aldığınız derslerin, kredilerin transferini yapabiliyorsunuz. Bu da size ne katıyor arkadaşlar? Daha az zamanda, daha az ücretle eğitiminizi bu şekilde planlayabilirsiniz. TUSO'dan Niagara College Toronto'ya kredi transferlerinizi yapabilirsiniz. Derslerinin birindeyiz. Dersleri size yakından göstermek istedik arkadaşlar. Yine son teknolojiyle dizayn edilmiş bir sınıf. Yine online derslerde mevcut. Online dersler için yine fast track dediğimiz kameralarda eğitmenleri online olarak daha takip etmeniz için burada mevcut. TUSO'nun örnek bir sınıfını bu şekilde gösterebiliriz size. Management kampüsünü sizler için gezdik arkadaşlar. TUSO nasıl ön plana çıkıyor? Eğer siz de Kanada'daki yüksek lisans maliyetlerini karşılayamayacak durumdaysanız, İngilizcenizin bu anlamda gelişme ihtiyacı varsa TUSO sizin için tam bir biçilmiş kaftan. Devlet kolejlerine göre sunmuş olduğu fiyat politikasıyla, kabul ettiği İngilizce seviyesiyle ve sunmuş olduğu çalışma izniyle beraber ödemiş olduğunuz parayı da kazanma imkanını size sağlıyor. Bu anlamda TUSO gerçekten Türk öğrenciler için biçilmiş bir kaptan. Buradaki eğitimimizden sonra da yine Niagara College Toronto gibi veya başka bir devlet kolejlerine geçiş imkanı da sizlere sunuyor. Siz de TUSO'da eğitim almak isterseniz lütfen Advice danışmanlarına ulaşın. Görüşmek üzere.